Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Devlet Bahçeli açıkladı, Türkiye Madrid'de istediğini almıştır ifadesini kullandı. MHP lideri Bahçeli Madrid'deki mutabakat için Türkiye istediğini almıştır şeklinde bir ifade kullandı. İspanya Devleti'nin başkenti Madrid'de yapılan NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı Andersson, NATO Genel Sekreteri bir araya geldi. Dörtlü zirvede mutabakat çıktı. Üç ülke 10 maddelik bir kanun imzaladı. Buna göre Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla işbirliğini artıracak. Karara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı tarafından imzalanmış bu metin için Türkiye için milli bir başarı olduğunu söyleyen Bahçeli, Madrid'de gerçekleşmiş 4. zirvede Türkiye'nin güvenlik endişesi konusu giderilmiş, haklı tezler, meşru teklifler, terörle mücadele kararlılığı tasdik ve tescil edilmiştir diyerek bir ifade kullandı. Bahçeli ayrıca konuşmasının devamında uluslararası bir olay bünyesinde ilk defa FETÖ'nün, PYD'nin, YPG'nin terör örgütü olarak tanınması bu çerçevede İsveç, Finlandiya'nın anılmış terör örgütlerine destek sağlamayacağı yazılı bir şekilde güvenceyle kayıt altına alınmıştır şeklinde konuştu. MHP lideri ayrıca konuşmasının devamında Türkiye'ye karşı saldırmış bütün terör örgütlerini açık net olarak kınamaları, PKK'yı yasaklanmış bir terör örgütü olarak teyit etmeleri Türkiye'ye yaptı. Silah ambargosunu kaldırmasının sözünü vermeleri, yine Türkiye'nin terör zanlısına karşı dair sınır dışına iade taleplerinin ivedilikte bütün boyutlarıyla işleme koyacakları yapılan açıklaması, PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin, bunların uzantılı bir şekilde kuruluşlarının, ilaveten paravan örgütlerin, eleman devşirme faaliyetlerinin soruşturulup yasaklama tedbirini uygulamaya geçecek olmaları hem diplomasi zaferi hem de dirayetli bir devlet hükümet marifetidir şeklinde bir ifade kullandı. Kıymetli izleyenler, İlerleyen saatlerimizde buluşmak ümidiyle.